İşte AKP iktidarının ülkeyi getirdiği nokta budur değerli arkadaşlar. Devlet eliyle kadına göz göre göre yapılan tacize toplumu alıştırmaya çalışıyorlar. Bu iğrençliği yapanı da, buna göz yumanı da, koruyanı da şiddetle kınıyor ve buradan bir kez daha lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Evet, son 20 günde özellikle aralarında MYK'mızın da olduğu, partimizin üye ve çalışanlarının bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı, onlarcası da tutuklandı. Mardin İl Eş Başkanımız Ali Sincar arkadaşımız dün ne yazık ki tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine seçim otobüsümüze, il ve ilçe binalarımıza, seçim bürolarımıza saldırılar gerçekleşti. Milletvekillerimiz darp edildi. Leyla Güven'e destek yürüyüşleri engellendi. Lokaller ve mahalle kahveleri seçim propagandası yapmayalım diye tek tek kapatıldı. Misafirlerimiz Ankara girişinde alıkonuldu. Haymana ilçesinde parti binamıza ırkçı gruplar tarafından saldırılar gerçekleşti. En son Antalya Serik'te maç sonrası Cizre Spor oyuncularına ırkçı saldırılar yapıldı. Ve futbolcular zırhlı araçlarla ayrılmak zorunda kaldılar. Kürt düşmanlığı politikasıdır bu saldırıların nedeni değerli arkadaşlar. Ve bugün iktidarın yaymak istediği, hayata geçirmek istediği, Kürt neredeyse, muhalif neredeyse ona karşı yeni bir yöntem ve bir algı oluşturma operasyonudur. Ve Kürtlere karşı da yeni bir yöntemden belki bahsedemeyiz. Çünkü geçmişten beri aslında Kürt halkının yaşadıkları zulüm ve zor koşullar altında her iktidara gelenin aynı yöntemi izlediğini biliyoruz. Ancak bu yöntem karşısında da Kürt halkının asla diz çökmediğini ve boyun eğmediğini de buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Gözaltı, işkence, taciz, ırkçı saldırı, tüm bunlar AKP'nin seçim kampanyasıyla eş zamanlı olarak devreye sokuldu değerli arkadaşlar. Ve AKP'nin seçimlerden anladığı da aslında budur. Demokratik muhalefeti hukuk dışı yollarla etkisiz hale getirmek, halkı sindirmek ve korkutmak AKP'nin bir seçim stratejisi haline gelmiştir. AKP Genel Başkanı, bakanlar ve AKP yöneticileri bize karşı resmen seferber olmuş durumdalar. Her gün meydanlarda, televizyonlarda, akşam sabah HDP'yi hedef gösteriyorlar, tehdit ediyorlar. HDP'ye oy veren 6 milyon insana hakaret ediyorlar. Bizi ırkçı çetelere, Susurluk artıklarına hedef gösteriyorlar. Ağızlarını açıyorlar, hakaret, küfür, tehdit ve yalan. Ne ararsanız var gerçekten. Bu nasıl bir seçim kampanyasıdır? Gerçekten anlamakta zorluk yaşıyoruz. Daha geçenlerde AKP Genel Başkanı, tehdit ve hakaret olmadan kampanya yürütülsün diyor. Ancak üzerinden 2 saat geçtikten sonra da aynı şeyi kendisi yapıyor. Ve sadece HDP üzerinden hakaretlerini ve tehditlerini savurmaya devam ediyor. Öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar ki kendileri dışında herkes bu ülkede terörist. Bu bir seçim kampanyası değil, seçimleri terörize etme kampanyasıdır değerli arkadaşlar. Söylemleriyle halkları karşı karşıya getirmeye, toplumu bir nevi zehirlemeye çalışıyorlar. Resmen nefret suçu işlediklerini ve olası provokasyonlara da zemin oluşturduklarını buradan özellikle ifade etmek istiyorum. AKP yürüttüğü bu gerginlik ve çatışma politikalarıyla toplumları karşı karşıya getirdiğinin farkına varması gerekir. Bu tehlikeli söylemden ve çirkin kampanyalardan bir an önce vazgeçmesi gerekir. Şunu da net olarak söylüyorum. Biz baskılarla asla yıldırılmayacak ve asla korkutulmayacak bir kitleyiz. Asla bize geri adım attıramayacaklar. Halkımız tüm bu hakaret,
aşağılama ve tehditlere 31 Mart'ta sandıklarda gereken yanıtı en güçlü şekilde verecektir. Bundan hiç kimsenin kaygısı ve şüphesi olmasın değerli arkadaşlar. Karşımıza çıkardıkları engeli halklarımızla birlikte aşmaya muktediriz ve aşacağız. Biz demokratik, barışçıl siyasetten ve demokrasi mücadelesinden asla taviz vermeyeceğimizi her yerde söyledik. Bugün bir kez daha buradan söylüyoruz. Bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz. Göreceksiniz, tarih de şahit olacak ki biz kazanacağız. Mazlum halkımız kazanacak, haklı olanlar kazanacak, sizler kazanacaksınız değerli arkadaşlar. İktidarın elbette ki bize bu denli saldırmasının nedeni yaşadıkları kaybetme korkusudur. Biz yerel seçim stratejimizi açıklayınca korkuları daha da arttı. Bunun farkındayız. HDP'yi görünce 7 Haziran'ı hatırlıyorlar. HDP iktidarlarını sarstığı için aslında bu korku ortaya çıkıyor. Biz de bunu görebiliyoruz. Halk kazanmasın, halkın iradesi sandığa yansımasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Kara propagandaya sarılıyorlar. Çünkü halka söyleyebilecekleri tek bir şey yok. Yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, sefalet diz boyu, halk bunları görmesin diye bizlere Kandil İttifakı, yok devletin bekası diyerek gerçekleri saptırmaya çalışıyorlar. Önceki seçimlerde olduğu gibi halkı korkutarak, ürküterek oy devşirmeye çalışıyorlar. Ve biz de buradan onlara soruyoruz. Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi arttırdı? Halkı pazar kuyruklarına HDP mi mahkum etti? Ekonomik krizi HDP mi yarattı? Türkiye'yi Suriye bataklığına HDP mi çekti? Ülkeyi IMF'ye muhtaç hale HDP mi getirdi? Halka hesap vermeleri gerekirken çıkıp akşam sabah ne yazık ki yalanlara sarılarak bir algı operasyonu başlattılar, bunu sürdürüyorlar. Utanmadan 6 milyon seçmeni terörist olarak gösteriyorlar. Hakaret ettiğiniz bu halktan yarın hangi yüzle oy isteyeceksiniz gerçekten merak ediyoruz. O insanların kapısına gidecek, onlardan oy isteyecek yüzünüz yok sizin. Herkesi bu ülkede terörist olarak ilan edip ondan sonra da gidip o 6 milyondan oy isterseniz o insanlar sizlere sandıkta gereken cevabı mutlaka verecektir. Değerli arkadaşlar, neymiş? Devletin bekasıymış. Bir beka sorunu varsa eğer bunu yaratan sizsiniz. Ülkeyi uçurumun kenarına getiren, içeride ve dışarıda krizlerin içine sürükleyen sizin iktidarınızdır. 16 yıldır bu ülkeyi siz yönetmiyor musunuz? Beka sorunu varsa bu sizin eserinizdir. O halde derhal çekilmeniz, istifa etmeniz gerekmiyor mu? Değerli arkadaşlar, bunların derdi kendi koltuklarının bekasıdır, sarayın bekasıdır. Devleti soyup soğana çeviren yandaş şirketlerinin bekasıdır, müteahhitlerin bekasıdır. Binlerce üniversite mezunu atama beklerken kamuda en üst yerlere torpille atanan bakan yakınlarının bekasıdır bu. Yani torpilin bekasıdır. Kupon arazilerinin bekasıdır. Rüşvetin, yolsuzluğun, ihalelerin bekasıdır bu. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kasım seçimleri öncesinde de aynı yola başvurdular. AKP iktidardan düşerse kaos olur dediler ve AKP tehditle, şantajla iktidara geldi ve yine kaos oldu. Çünkü ülkeyi 15 Temmuz darbesinin içine sürüklediler. 24 Haziran öncesi yine istikrarsızlıkla tehdit ettiler. Sonra ne oldu? Seçim sonrası ekonomi battı, ülke iflas etti. AKP'nin her iktidar dönemi yeni krizdir değerli arkadaşlar. Herkes bilmelidir ki saray koalisyonu tüm zulümlerini seçimden sonraya bırakıyor. Bu rejim seçim sonrası halkın sırtına büyük vergileri yüklemeyi planlıyor. Seçimden sonra
AKP-MHP ittifakının ajandası ne yazık ki yine zam yağmurlarıyla dolacak. Bakın, söylemedi demeyin. Enflasyon fırlayacak, kriz tırmanacak, işsizlik ve yoksulluk daha da artacak. Beka söyleminin ardına gizledikleri gerçek aslında budur. Şimdi 31 Mart'a kadar günü kurtarmanın peşindeler. Halkı kuru soğana muhtaç hale getiren Recep Bey çıkmış, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye sözler diyor. Ve 16 yıldır niye yapmadınız diye size sormazlar mı? Sorunları niye çözmediniz diye halk size bu soruyu sormaz mı? Halk aç, perişan, elektrik, su, doğalgaz faturasını, çocuğunun eğitim masraflarını, kredi kartı borcunu ödeyebilecek durumda değil bu halk. Ekonomik beka resmen çökmüş durumda. Halka adeta canından bezdirmiş bir durumla karşı karşıyayız. Ve bunlar çıkmış, ne diyorlar biliyor musunuz? Sadece Rabia diyorlar. Kandil İttifakı diyorlar, beka diyorlar, tek millet diyorlar. Yakında tek soğan, tek patates, tek biber derlerse şaşırmayın değerli arkadaşlar. Türkiye halkı bu gerçekleri artık görmeli ve mutlaka yüzleşmelidir. Kendisine yaşatılan zulmün hesabını mutlaka sormalıdır. AKP-MHP ittifakı size refah ve huzur getirmeyecek. Sofranızdaki ekmek daha da küçülecek, işsizlik, yoksulluk daha da artacak. Tanzim satış kuyrukları yarın ekmek, şeker, tuz kuyruğuna dönüşecek. Bunu hep birlikte göreceğiz, hep birlikte izleyeceğiz. Ve merminin fiyatını insan hayatından daha değerli gören bu iktidara Türkiye halkı sandıkta gereken cevabı mutlaka verecektir değerli arkadaşlar. Sizi yoksulluğa gömmeni, siz de sandığa gömünüz diyoruz. Başka çıkış yolu da asla yoktur.